emekliye Cumhurbaşkanı müjdesi eksam sızdırıldı. Ankara'dan son rakam geldi işte Temmuz maaşı. Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı TÜİK tarafından enflasyon raporunun yayınlanmasının ardından belli olmuştu. Emekliye ek ve en düşük emekli maaşı için refah payı kulisi sızdırıldı. Emekliye Cumhurbaşkanı müjdesi ek sızdırıldı. Ankara'dan son rakam geldi işte Temmuz maaşı, milyonlarca emeklinin beklemiş olduğu Temmuz zammı büyük hayal kırıklığı yaşatmış, enflasyon altında ezilen emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek eksam verilmesini istemişti. Süreçte Ankara kulislerine düşen haber büyük gündem yarattı. Sızdırılan bilgilere göre en düşük emekli aylığına yeni eksam hazırlığı başladı. En düşük emekli aylığı Temmuz 2024 10 binası Türk lirası maaş ne kadar, kaç Türk lirası oldu? TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon aylık bazda %1,64, yıllık bazda ise 71,60 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk 6 ayının enflasyon oranları ise 24,73 oldu. Bu çerçevede Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri 6 aylık dönem için %24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Bu çerçevede kök maaşı 10.000 lira olan emekliler 12.473 lira alacaktır. Memur emeklisi zam oranı ise %19,31 olarak belirlenmişti. Ancak söz konusu rakam kök maaş üzerinden hesaplandığı için, kök maaşı düşük olan ve hazine tarafından tamamlanarak 10 bin Türk lirası alan emekliler bu zamdan yararlanamayacak ve bu kişiler yine 10 bin Türk lirası emekli aylığı almaya devam edecekler. Bu nedenle AK Parti tarafından yeni bir yasal düzenleme yapılacağı açıklandı. En düşük emekli aylığına 2000 Türk lirası seyyanen zam verilecek. Böylelikle en düşük emekli maaşı 12.000 Türk Lirası olarak belirlenecek. Kök maaşa bakılmaksızın tüm emekliler en düşük 12.000 Türk Lirası aylık alacaklar. Buna benzer bir düzenleme bir önceki zamda yapılmış, en düşük emekli maaşı 10.000 Türk Lirası olarak belirlenmişti yine emekli aylığı 10 bin Türk lirası olacak emekliler için aradaki farkı hazine karşılayacak ve emeklilerin banka hesabına 12 bin Türk lirası Temmuz maaşı yatacak. Söz konusu iddialar Ankara kulislerinde AK Parti'ye yakın kaynaklar tarafından dile getirilirken iddiaların doğru olup olmadığını ise önümüzdeki günler gösterecek.